Dostlarım hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber Paracord Bileklik'in tanıtımını yapıyoruz. Instagram'da görmüştünüz, çok istemiştiniz. Paracord Bileklik aslında yurt dışında çok fazla tanıtımları geliyor ve profesyonel şekilde tanıtımları geliyor. Bizim Türkiye'de sadece ticari amaçlı çekenler çekiyor veya işte AliExpress'ten ürün aldığım tarzında geliyor. Videoya çok enerjik girdim, çok mutlu bir şekilde girdim. Sebebi bende kalsın. Söylemek istediğim durum şu şekilde. Paracord bilekliğin şimdi size bir incelemesini yapacağız ama içini açmayacağız çünkü açarsak toplayamayız. Lazım olduğu zaman açmak lazım ki daha da bayırda belki bir gün lazım olacak. Videolarda sürekli bileğimde göreceksiniz. Diğer detaylarına gireceğiz. Bunu zaten Alican fotoğraflarla güzel bir şekilde yanlarına koyar. Gördüğünüz gibi üzerinde bir adet pusula, bir adet düdük, bir adet bıçak ve içinde bir adet magnezyum çubuğu bulunmakta. Şimdi teknik özelliklerine de bir taraftan girmeden önce bunların teker teker denemesini bu videoda yapacağımızı size hatırlatmış olalım. Teknik özellikler hemen şurada yanda yazıyor. Ben size herhangi bir yanılgı olmaması için oradan okuyacağım. 22 cm toplam uzunluğu varmış. Genişliği 3 cm, kalınlığı 2 cm'miş. Bunun üreticisi Çınar Ekstrem'miş. Bu videomuza da sponsor oldu. Teşekkür ediyoruz. Keskin gücün indirim kodları 1 yıl boyunca geçerliydi ve hala geçerli. Aşağıdaki koddan ve bıraktığımız linkten Çınar Ekstrem sitesine girebilir, bu ürüne bakabilir, diğer ürünlere de bakabilirsiniz. Bir de bir şey söyleyeceğim, şöyle bir durum var. Şimdi siz diyorsunuz ki, abi işte neydi, bu bana çok gelmeye başladı, o yüzden bunu şey yapmak istiyorum. Bir, hani bunu buradan söylemiş olayım. Çınar Ekstrem'den herhangi bir ücret almıyoruz bunun reklamını yapmak için. İstediği yere sorabilir. İki, yani ben eğer, Alican şöyle söyleyeyim sana, ben para alıp pahalı bir yerin tanıtımını yapsaydım, bu ayıp olurdu değil mi? İki, Çınar Ekstrem'in bize verdiği, yani size verdiği indirim kodlarıyla aldığınız zaman şu an ben piyasada gördüğüm her yerden çok çok daha ucuza geliyorum yani. O yüzden hiç ağlamayın, kusura da bakmayın yani. İndirim kodunu girdiğiniz zaman 60 liralık bir ürün 45 liraya düşüyor. Bildiğim kadarıyla değil mi? Artı ücretsiz kargoyla. Ki 60 liralık bir ürün yani çoğu Instagram sayfasından daha ucuza gelmiş oluyor. Biz bunları takip ediyoruz, merak etmeyin. Diyelim, ya bunu bir iki kişi var böyle dandik dandik, onlara söylemiş olalım. Düdüğü öyle çok 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 aman aman bir düdük değil ama yine de hani şöyle durumlar oluyor. Mesela boğazına bir darbe almış olabilirsin. Doğada yürüyorsun, arkadaşlarınla ayrıldın. Mesela biz Alican'la onu çok yaparız. Alican odunu toplamaya gider, ben başka bir yere giderim. Yere düştün, boğazını vurdun, konuşamıyorsun, bağıramıyorsun. Nefes yardımıyla düdük gerçekten çok önemlidir. Hani bu yüzden niye düdük koymuşlar lan demeyin. Düdük önemlidir, düdüğü var. Hiç yoktan iyidir düdüğü, öyle söyleyeyim size. Hani kurtarır, adamı kurtarır düdük. Pusula var, pusula... Doğru zannettiğim kadarıyla aynen doğru gösteriyor ama pusula kullanmayı bilmediğim için pek işime yarayacağını düşünmüyorum. Aziz Allah ara verelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pusulamız da bu şekilde. Dediğim gibi tekrar pusuladan anlamıyorum ve bu sebepten ötürü fazla yorum yapmıyorum. Pusula kullanmıyorum zaten, biz bağırarak şey yapıyoruz. Haberleşiyoruz, aaa filan yapıyoruz bizi. Öyle buluyoruz. Pusula haberleşmek için, yol bulmak için. Tamam işte, yol bulmak için. Hani yönü de ben bağırarak buluyorum. Hatırlamıyor musun? Ormanın içindeyim, sen evin yanındayken oralar... Ayrıca buradayım! Böyle bağıra bağıra yolu öyle buluyorum. Magnezyum çubuğu var, deneyeceğiz biraz sonra. Bir adet de işte bunu kazıma amaçlı, kesik uçlu bir şeyler falan demişler. Hani bıçak yani bildiğimiz bunu hani adamı şöyle... Neyse. Yok, o kadar da hasar vermez o. Bunu boyuna salladım ben. Çizer belki. Bir dakika. Tam şey test ederiz zaten ya, gel. Test edeceğiz zaten aynen. Ya bu bir işe yarar yani bu. Testere gibi düşün bunu. Yok kesmedi falan. Hani durum böyle. Şimdi bilekliğimiz tamamen bu şekilde. Açtığın zaman kaç metre oluyor acaba? Hiçbir yerde yazmıyor. 1,5-2 metredir herhalde. Hani benim tahminimce. Bu parakor tipi nereden çıkıyor arkadaşlar? Amerikan askerleri bunu kullanıyormuş yoğunlukla yanlarında. Hani benim okuduğum kadarıyla size aktarıyorum. Amerikan askerleri hem bir estetik olarak hem de üzerindeki şeyler olarak tabii Amerikan askerleri bu kadar dandiklerini kullanmıyordur diye düşünüyorum. Çünkü bu yavaş yavaş şu kısmı herhalde çıkmaya başlıyor. Ondan sonra anlatacağım şimdi zaten testlerde göreceksiniz. Test etmeden hiçbir şey hakkında yorum yapılamaz. Tabii ben bunu uzun süredir kullanıyorum. Siz de biliyorsunuz ki bundan sonra uzun süre kullanmadığım hiçbir şeyin tanıtımını çekmiyorum. Ürün bu şekilde. Benim dış görünüşe bir, bu da çok önemli bir olay var. Reflektör diye bir şey var biliyor musun? Hani ışık vurduğun zaman parlıyor. Bu beyaz şeyler ondanmış. Gerçekten de herhalde öyle karanlıkta üşenmezsek bir çekim alalım, gösterelim. Çünkü gece gerçekten parlıyordu ışık vurduğu zaman. Ona da bir bakalım. Şu üzerindeki beyaz beyaz şeyler var ya arkadaşlar. Siz yakından görürsünüz zaten fotoğraflardan. Hani durum bu şekilde. Testlere geçelim istersen Alican. Hadi. Evet arkadaşlar, şimdi bunun magnezyum çubuğunu deneyeceğiz. Bunun için ben talaş diyorum. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Biraz odunu incelterek şurada biriktireceğim. Bu arada doğal bir odun değil.
Bunu da söylemiş olayım sana. Dur lan bir. Bu şeydi değil mi? Aynen. Robust. F6 ticaretin ve Mora'nın efsane modeli ha. Aynen. Bunun tanıtımı da çok çekil şükül olacak arkadaşlar. En yakın zamanda sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Şimdi bunda olay elinden geldiği kadar ince yapabilmek. Ve bunun ağacı da önemli tabi ama ben şimdi ağacın ne olduğunu bilmediğim için kafama göre girdim. Bunların daha ince olması gerekiyor herhalde. Neyse zaten bu kolsuz yanmayacağım. Kendimi fazla yormuyorum. Ne oluyor ya? Ne bileyim çim anlamıyorum ki. Gel. Alıyor musun çekimi? Alıyorum. Net mi ki bu? Şu çıkarın şeyden ateş mi çıkar? Biz uğraşıyoruz buradan. Dur bak şimdi. Bekle. Çekimi devam et sen. Devam ediyor mu çekim? Dur. Sana da bak. Çekiyor musun? Aha. Yandı. Sonra adamlar şey yapıyor. Çakmağı orada bırakmasaydın. Adamlar sonra böyle yapıyor hocam. Bunu böyle alıyorlar. Gerizekalı. Nasıl yapıyorlar ben de bilmiyorum. Neyse yaktık sonuç olarak yani. Neydi? Ameller niyetleri yok. O değil. Başka bir şeydi o. Yap, sonuca bağlayalım bunu. Arkadaşlar bunun bir özelliği de üflerken duman çıkıyor. Tamam gayet güzel. Beni rahatsız etmeyelim. İyi değil mi? USB'nin şey kadar iyi değil ama iyi yani. İyi yani. Ya bir düdük olarak yapılmamış düdük. Ama buna rağmen iyi. Böyle bir yorum güzel midir sence? İyi mi? Bu şey düdükleri gibi. Olur ya. Ne? Beden öğretmenlerinin şeyinde. İyi ama yani. Şimdi bunun zemine verdiği hasarı da bir bakalım. Sen bir de bir işe yaramaz diyorsun. Anasını satayım bu adamı var ya. Bak bakayım bak. Al şunu kameranın yakınlarına bir tut. Kendi elinde tutsan. Şuralar. Görünüyor mu sika? Ha? Gözüküyor mu sika? Bu öyle şakaya gelecek bir şey değil yani. Hani kişisel savunmada ya bu zaten hayatta kalma bilek değil. Hani sen ne olur? Dağdasındır, odun toplamışsındır, çekemiyorsundur. Hani biz bunu yaşadık. Bizim ipimiz vardı Allah'a şükür. Çözersin bunu, ipi çekersin. Bu zaten bütün şekilde kalıyor. Farklı bir iple de tekrar parakort yapabilirsin. Ondan sonra ne olur gidiyorsundur sokakta. Türk ülkemizde bıçak taşıma yasağı var. Yani ben polislerle bizzat bunu gidip görüştüm. Bazı abilerimiz isim vermeyeceğim burada. Görüştüm. 6136'nın 4. maddesine girmeyen herhangi bir bıçağı taşıyabiliyorsun. Bokunu çıkarmayacak şekilde. Sen nedir abi? Yolda gidiyorsun. Biri dadandı. Hani yanında sevgilin mevgilin var. Hani yani kendinden daha önemli biri var yanında. Yapacağın direkt hareket bu. Bunu çıkardın abi boyuna şak bir tane koydun etkisiz hale getirir o zaten. Öldürmez ama etkisiz hale getirir. Hani yanlış bir noktaya vurursan öldürür. Yani demek istediğim bu. Chinor Extreme'e buradan tekrar teşekkür ederiz. Aşağıdan indirim kodları vesaire bulunmakta satın almak isteyenden sonra satın alabilir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu arada Keskin Güç geri döndü. Bundan sonra haftada 4 video olmak üzere sürekli olarak haftanın 4 günü saat 4'te karşınızdayız. Beklemede kalın. Like'lara abonun. Çünkü düşüşteyiz. Hani 60 bine yakın abonemiz var ve izlemeler çok düşükte kaldı. Sebebini biz de bilmiyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Silahlar. Yine bir bıçak denen ve patlar silahlar.